Bence 100 gram oldu. Bilmiyorum. Bir daha öyle hata yapma. Niye? İşte. Saçını çekerim, kulağını çekerim. Hayırdır oğlum. Kaldır abonesini. Oğlum bu ya***yım lan malzemoslarımızı aldım, malzemos. Mus. Allah düşüyor var ya, düşse çok kötü olur. Evet, Ozan Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte sabah kahvaltısında sürekli bana sormuş olduğunuz pancake tarifi hakkında sizlere eğitici ve tarifi hakkında da bilgi verebileceğim bir video oluşacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle malzemelerimizde onlardan başlamak istiyorum. Bir tane tava, tava yapışmaz kıvamda olursa çok daha iyi olur. Çünkü diğer türlü sıvı yağ döküp silmek zorunda kalabilirsiniz. Pirinç unu, 5 tane yumurta, aroma için ya Flavin Dream ya da protein tozu kullanabilirsiniz. İkisinden birisini kullanabilirsiniz. Gerçekten harika tadı oluyor ve sürekli diyete sürdürülebilirlik katılabilecek şekilde diyetinize devam edebilirsiniz. Son olarak da şöyle gösterebileceğim gibi ana başrolümüz pirinç unumuz var. Bunu nasıl en basit şekliyle ve en hızlı şekliyle yapabiliriz hemen başlayalım. Öncelikle 100 gram şundan, 100 gram bundan, yok 1,5 su bardağı hiç gerek yok. Ah geldin, açtım onu, tamam mı? Bunu açtım. Şimdi tariflerdeki kıvamı tutturabilmek için 100 gram diyorlar. Ben de 100 gramı şöyle. Bence 100 gram oldu. Şimdi bu 250 gram şöyle 100 gram oldu arkadaşlar. Hatta o sonuncuyu döktüm ya, o büyük ihtimal 110 grama falan çıkmıştır. 5 tane yumurta kırıyoruz. Yumurtayı sarısıyla beyazıyla komple atın. Tabi diyetteyseniz, çok böyle profesyonelseniz, dikkat ediyorsanız sağa sola vesaire sarısını ayırabilirsiniz. Şimdi burada sizlere çok önemli bir bilgi söylemek istiyorum. Biz bunu birazdan çırpacağız. Flavin Dream'i kattıktan sonra. Tam olarak istediğimiz kıvama gelebilmesi için ne yapacağız? Su ekleyeceğiz. Ama suyu çok katmamak lazım. Bu arada gel kameraman yaklaş, bak şimdi. Yumurtayı kırıyorum ya. Sonucu da göstereyim. Yumurtayı kırdıktan sonra arkadaşlar bunu açıyorsunuz. Döktük ya. Bak akı var. Bak bak. Gördün mü? Burada da 1 gram protein. Burada da 1 gram protein. Biz bunları kovalıyoruz. Bizim kasımızı geliştirecek şey bu sıyırdığımız ak. Bunları güzelce toplayalım. Çünkü annemiz eve geldiğinde rage quit atmasın. Hiç gerek yok. Bamya yaptım oğlum. Bamya yaptım oğlum. Şimdi burada bir tane çatal yardımıyla, yok miksermiş vesaire, tamamen fiyasko. Öğrenci evindeymiş gibi sizlere hemen öğretmek istiyorum. Geldik arkadaşlar. Flavin Dream'i de katalım. Bu arada Flavin Dream olarak en sevdiğim iki aroma, birincisi çikolatalı, diğeri ise cici bebeli arkadaşlar. Şöyle cici bebeliyle kameraman koklayabilirsin. Tam cici bebe değil mi? Tam. Tam yani arkadaşlar. Aroma çok güzel. TKQ firmasından Ozan'ım. Adım ne oldu biliyor musun? Oğlum bende bir tik var, böyle kuru bir şeylere, kuru tatlıya falan dokununca ben kafayı yiyorum. Arkadaşlar kaç ölçek katacağız ondan bahsedeyim. Normalde bir ölçek katsanız yeterli ama ben birazcık daha tatlı sevdiğim için, ki sizin damak zevkinize göre tatlı veya normal aromalıyla koyabilirsiniz. Şöyle tepeleme bir ölçek atıyorum. Hatta şöyle ufaktan da birazcık daha atayım. Yeterli. Geldik karıştırma kısmına. Karıştır. Kaydı kapatalım. Bir daha öyle hata yapma. Niye? İşte saçını çekelim. Kulağını hayırdır çekelim. Oğlum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Burada olabildiğince pirinç unuyla birlikte bir bütün haline sokmaya çalışıyoruz. Bunu böyle bir 2 dakika boyunca yapın arkadaşlar. Çünkü tam olarak iyi karışması önemli. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle de kameraman gösterelim. Kıvamı oluştu. Eğer siz yaptığınızda pirinç unu fazla kattığınız zaman birazcık daha katı bir kıvama erişebilir. Bunu önlemek için ve bu tarz sıvı kıvama getirebilmek için az az su ekleyin. Çok az. Çok az su ekleyin, karıştırmaya devam edin. Sonra baktığınız halen bu kıvamda değil. Çok az daha ekleyin suyu. Sonrasına karıştırmaya devam edin. Bu kıvama geldikten sonra işiniz kolay. Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önceden altı hafifçe ısıtılmış tavanın üstüne, mesela şöyle birazcık biz ısınmasını bekleyelim, bir 10-15 saniye. Ardından bunu komple dökeceğiz. Siz böyle birazcık daha çıtı pıtıysanız, böyle Instagram oynamak istiyorsanız ne yaparsınız? Kaşık kaşık böyle yapıyorlar ya, üst üste pancake. Tık 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 tık. Ama biz arkadaşlar öyle bir şey yok. Tamamen dediğim gibi öğrenci usulü. Komple hepsini dökeceğiz. Aa bir ara bir story'm vardı biliyor musun? Bunu böyle lapsız yaparken. Düştü. Ben Ozan Workout. Stay fit. Bu videoya özel bir daha deneyim mi? Normalde özgüvenim gitmişti. Onu ben kusursuz yapıyordum. 15-20 seferdir. Ama öyle kötü bir şekilde düşününce daha yapmama kararı almıştım.
şöyle. Masterchef'e katılacaktı, vazgeçti. Evet, maalesef böyle durumlar oldu Masterchef muhabbetinden. Dibini sıyırıyoruz. Hemen bir tadım test yapalım kameraman. Şöyle bir yapıştır bakayım. İşaret parmağına pardon. Tam cici gibi ya. Şaka yapıyorum. Çok güzel. Ben bir şey diyeyim mi? Oğlum, vallahi çok iyi. Çok vallahi iyi. Vallahi çok iyi. Kilo almama derdine sor. Neyse, videoyu kapatalım, sana da yaparız bir tane. Arkadaşlar, o videoyu kapatalım derken video bittikten sonra sen de var ya, dünden de rahatsızsın oğlum yeme. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir olay var. Ben bu cici bebeği normalde pankekte hiç kullanmadım. Sürekli yulafta kullanıyordum. Ama pankekte de gerçekten ilk defa deneme hakkımız oldu. Bu arada baklava aromalısı da gerçekten harika. Şimdi bunlar neden önemli biliyor musun? Arkadaşlar, normalde bu pankeki biz Flavin Dreams'iz yaptığımızı hayal etsek, protein dozuyla yaptığımızı hayal etsek yine bir nebze iyi gidiyordu ama böyle farklı farklı aromalar olunca diyeti çeşitlendirebiliyoruz. Zaten diyette de önemli olan şey bir nebze böyle farklılık katabilmek, baharatlarla oynayabilmek, mutfakta böyle aromalar varsa niye kullanmayalım? Ama aromanız yoksa da dediğim gibi protein tozuyla da kullanabilirsiniz. Veya işte bu Nesquik'tir. Onlar da olur mu acaba ya? Onunla hiç denememiştim ama şu an Flavin Dream var diye Flavin Dream'i kullanıyoruz. Arkadaşlar, geldik pişirme aşamasına. Bu çok önemli çünkü bazı arkadaşlarımız pişirirken böyle garip bir şeyler yapıyormuş. Yazanlar oldu, at yemine döndü falan diyorlar. Arkadaşlar böyle gelin. Gel kameraman. Bak, şöyle hafif bir gezdiriyorum. Ne oldu? Hala üstü sıvı. Alt tarafı tam olarak pişmemiş. Pişmesini bekleyeceğiz burada. Bekleyelim arkadaşlar. Ben bunu sadece pankek olarak yapmak istemedim. Bu son zamanlarda görmüş olduğunuz protein tozuyla Nutella sosu yapıyorlar ya. Daha önce gördün mü onu? Gördüm. Onu yapmaya çalışacağız. Onun için Şahan Yağcı'dan özel bir tarif aldık. Arkadaşlar ne yapacakmışız biliyor musunuz? Bakın şimdi biliyorsunuz ki... Oğlum bu ölüm kokuyor ya. Bunu niye... Öğrenci. Allah öğrenci. Bu arada bu pişmeye devam ediyor mu? Aynen. Birazcık daha pişmeye devam ediyoruz. Hatta altını birazcık kısalım. Çünkü tam olarak böyle kötü olması istemiyorum. Arkadaşlar bir tane kase alıyorsunuz. Sonrasında... Şimdi bakalım bir. Oğlum bizim tartımız varmış ya lan. Şimdi fark ettim. Arkadaşlar tartınız varsa o 100 gram muhabbetini yapabilirsiniz tabii ki ama... Şimdi gelelim bunun... Nutella. Nutella. 10 diyoruz tamam mı? 35 gram. Bakın çok değil. 35 gram. Oğlum. Ne oluyor lan? Benim bildiğim tartıyı sıfırla. Kaldır abonesini. Oğlum bu y***ymış. Tartı yazılmış. Neyse. Şu anlık bulursun. Neyse arkadaşlar biz zaten tartısı olmayanlar işi öğrenci usulü anladın mı? Bir ölçek kattık. Burada kaç gram var? 15 gram. Bak. Bir ölçek daha atacağız. Etti mi 30 gram? Bak 30 gram. Gördünüz mü? Bunun içerisine de çok değil az bir şekilde su katarak çırpmaya devam edeceğiz ki kıvamı bulabilelim. Bu arada bu aha bu o video. Bu video o video. Evet. Bir yandan da kameraya alalım bunu. Evet, hazır mıyız? Evet. Oğlum çok gerildim lan. Kusursuzum ya. Vallahi harika ya. Bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bu işi yapıyoruz. Masterchef. Gör bu çocuğu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pankeki şu an hazırladık. Bu Nutella kısmına geldik şimdi. Bu birazcık daha altı kısık bir şekilde pişmeye devam etsin. Şimdi kameraman birazcık yaklaş buraya. Su önemli. Suyu bulma videosu da yapacağım bir an. Evet. Evet evet su ak... Suyu kattın. Karıştır. Görüyor musun? Buna biraz daha... Oğlum bu kuru muhabbet var ya, bu tik beni bitirecek. Galiba bu kafi olacak gibi geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kıvam harika. Tam bir çikolata sos ama ben suyu fazla kattım. Görmüş olduğunuz gibi bakın gördünüz mü? Birazcık fazla oldu. Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Şu an garip bir şey deneyeceğim. Bu arada bakalım ilk defa deneyeceğiz. Birazcık daha toz katacağız. Anladınız mı? Mertcan Bahar'ın videosuna dönüyor. Birazcık daha atsak bir şey olmaz gibime geliyor. Bakalım. Birazcık daha katı olması için. Çünkü diğer türlü çok cıvık olacak. Ve biz bunu pankekin üstüne kattığımızda garip bir görüntü oluşabilir. Heh bak gördün mü? Biraz daha katı oldu.
Evet abi, aradığımız kıvam bu. O yüzden suyu dökerken cidden çok fazla dikkat etmeniz lazım. Bunu da tabi yapa yapa kıvamı tutturabileceksiniz. Evet, tam işte kıvamımız bu arkadaşlar. Pankekimize bakalım. Pankekimiz de olmuş. İşte altını kapattık. Geldik şimdi süsleme kısmına. Hemen buradan şöyle bir tane servis tava alıyoruz. Sonrasında pankekimizi güzel bir yere yerleştireceğiz. Altını kapattık. Evet. Bak gördün mü? Cillop. Çok zor bir şey değil. Şimdi arkadaşlar bunu bölelim. Şuradan bölelim. Görmüş olduğunuz gibi dilimlere böldük. Hatta bu dilim birazcık daha büyük olmuş. Bunları arkadaşlar minimalist yapabilirsiniz. Ya video var diye ben videoyu oynuyorum, biliyor musunuz? Yoksa ben bunu oho çoktan yemiş bitirmiştim. Kıvam konusu ve protein tozu mevzusuna gelelim arkadaşlar. Bak. Allah'ına kurban be. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Harika. Hatta bu kıvamı birazcık bekletelim. Sen de yapacağız ya. O zaman bu birazcık dursun. Peki bunu nasıl süsleyebiliriz? Arkadaşlar muz veya istediğiniz tropikal meyveler varsa bunları yanına yiyebilirsiniz. Çok da güzel gider. Şimdi bunun besin tablosu ne oldu? Protein oranı yüksek, yağ oranı aşırı düşük ve karbonhidrat oranı da yüksek. Güzel bir kahvaltı, ara öğün, işte antrenman öncesi, antrenman sonrası veya akşam yemeği olarak yiyebileceğiniz harika, güzel bir öğün oldu arkadaşlar. Gelelim son kısma. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Muzumuzu da doğrayalım. Bu iş bu kadar olsun. Zınk zınk zınk. Zınk zınk zınk. Ki bunun yanında ekstra ne yenilebilir? Arkadaşlar net olarak söylüyorum. Kuru yemiş yenilebilir. Ve bunun yanında bir de kahve içilebilir. Bence harika olacağını düşünüyorum. Hatta ben birazdan bir kahve yapacağım. Bunu birlikte yiyeceğiz. Son olarak o zaman şunu bir çöpe atalım. Etrafı da temiz tutmak önemli. Görmüş olduğunuz gibi Mamma Mia. Gerçek bir pancake master olduk. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Malzemeler ve kullanmış olduğumuz Flavin Dream. Dilerseniz bunu protein tozu da yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Ozanon koduyla birlikte %10 indirimli şekilde temin edebilirsiniz. Bir sonraki tarif videomuz ne olsun yorumlara gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stay fit.